Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkileri, bölgesel, küresel konular ele alındı. Detaylar için Astana'dayız. Caner Salıbay'dan alacağız ayrıntılı bilgileri. Evet Coşkun Özen, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ile ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca ülkede son iki ayda yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin her zaman Kazakistan'ın yanında olduğunu açıkladı. Aynı zamanda bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in doğum günü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı da Tokayev'i doğum günüyle tebrik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı bugün 71. Yaşını kutluyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tokayev bugün önemli bir yeni yasaya imza attı. Cumhurbaşkanı tarafından nüfusun göçü ve ceza sistemi alanlarındaki mevzuatların iyileşmesi ilişkin yasa tasarısı imzalandı ve yasa kapsamında önemli unsurlar var ve yapılan değişiklikler kapsamında ülkede Kazak dilini ve Kazakistan tarihini bilmeyenlere vatandaşlık verilmeyecek. Yasa tasarısında şu ifadeler yer aldı: yapılan değişiklikler kapsamında Kazak dilini temel düzeyde ve Kazakistan anayasasının temellerini bilmemek Kazakistan vatandaşlığını kabulünün reddedilmesinde gerekçe olarak sunulabilir açıklaması yer aldı. Aynı zamanda Kazakistan'a göç edilecek olan etnik Kazaklar için de devlet tarafından desteğin verileceği açıklandı. Hükümet tarafından belirlenen bölgelere taşınacak olan kişiler için çiftlik ve köylü bir hayat yaşamak isteyenler için arazilerin sağlanacağı açıklandı. Ayrıca Kazakistan'a taşınan kişiler ve onların aile üyeleri için yer değiştirme subvansiyonları, konut kirama masrafları gibi masrafların da devlet tarafından karşılanacağı açıklandı. Kazakistan şu anda da selin izlerini silmeye devam ediyor. Ülkenin birçok bölgesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve devlet tarafından tazminat ödenmeye başladı ve Kuzey Kazakistan Kusanay bölgelerine de yeni konut çalışmaları devamını buluyor. Şu anda da Avrasya Kalkınma Bankası tarafından Kazakistan'ın selden etkilenen bölgelerine 1 milyon dolar ayrıldığı açıklandı. Banka tarafından yapılan açıklamada Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Patguzov, Kazakistan'da durumunu dikkate alarak banka adına 1 milyon doları selden etkilenen bölgelere aktarma kararını aldık açıklaması yapıldı. Yardım selden etkilenen bölgelerde tazminat çalışmaları için kullanılacak. Ayrıca banka tarafından yaz ayında yapılması beklenen yıllık toplantı ve iş forumunun da tasarruf yapılacağını ve bir küçük bir ortamda, küçük bir çapta toplantının yapılacağı belirtildi. Avrasya Kalkınma Bankası 18 yıldır Kazakistan ve diğer ülkelerdeki yatırım projelerine destek sağlıyor ve 18 yıldan fazla bir süre içinde de 7 milyar ABD doları yatırımda sermayesini kullandı. Şu anda da Kazakistan'da yeşil enerji, tarım, altyapı sanayi projelerinde de katkıda bulunuyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Caner Salıbay. Kazakistan gündeminden başlıkları paylaştı bizimle sevgili seyirciler.